Bir yandan çekilelim. Evet, Çaykur Rizespor geliyor yanılmıyorsam. Evet, şu anda stada doğru geliyor. Biz yandan kameraman arkadaşım görüntüyü size versin. Ben de bir yandan Yunus'a aynı konuyu dönüşmeye devam edelim. Ya şöyle, Trabzonspor için çok önemli bir müsabaka. Neden? Bir kongre arifesi var ve kongre arifesinde özellikle saha sonuçlarının toparlanması her ne kadar tek aday olsa da hem Başkan Ertuğrul Doğan'ı rahatlatacaktır hem de Şenol Güneş'in elini rahatlatacaktır. Çünkü Trabzonspor için bir dönüşüm şu an itibariyle kaçınılmaz gözüküyor. Yani devre arasından sonra bir transfere eğilim verecek Trabzonspor ve belki 4 veya 5 minimum transfer gerçekleşecek gibi gözüküyor şu andaki süreçte. O yüzden bu tür karşılaşmalar takımın neler verebileceğini görme, belki devre arasında yapabileceğiniz transferlerinin sayısını azaltma veya çoğaltma noktasında çok kritik karşılaşma. Trabzonspor adına işin bu boyutu var. Ama Çaykur Rizespor adına ise bence olası bir kötü sonuçta değişim kaçınılmaz gözüküyor. O yüzden Çaykur Rizespor adına çok çok daha kritik bir maç. Ama Trabzonspor camiası, taraftarları tabii ki şu anki bulunan konumu kabullenmiyor ki. Bunu zaten Başkan Ertuğrul Doğan da birkaç kez açıkladı. Sen de hatırlarsan bulunduğumuz konum ve sportif durum bizi çok tatmin etmiyor. Umarım bunu toparlarız şeklinde birçok açıklaması da var. Bakalım Trabzonspor için bu kırılma maçı futbol anlamında nelerin devamlılık getireceğini, yani Fenerbahçe maçındaki o futbol devam edecek mi yoksa yine Göztepe maçındaki oyuna mı dönecek, bunu görebileceği bir maç olacak gibi gözüküyor. Evet, Çaykur Rizespor takımı şu anda stada gelen ilk takım oldu. Tabii 11'leri de yavaş yavaş alacağız. Yayını yetişirse yani, yoksa saat başında sıcak olarak 11'leri vereceğiz. Evet, Çaykur Rizespor otobüsü geldi. Birazdan da Trabzonspor'un takım otobüsü stada gelecek. Ama direkt Trabzon'dan geliyor orada. Direkt tesislerden çıkıp buraya gelecek. Herhangi bir konaklama olmadığı için direkt zaten kamp olmuyor sanırım. Öyle o şekilde ya, bir planlama galiba. Bu kamp olayı birkaç dönemdir yapılmıyor. Artık futbolcular maç günü tesislere geliyor ve maç günü tesislerde buluşup maça o şekilde hareket ediliyor. Aslında bunun özellikle İngiltere'de Premier Lig'de çok fazla örneği vardı. Çok da fazla konuşulur. Futbolcuların maç günü bireysel olarak stadyuma gelmesi gibi. Henüz futbolcular bireysel stadyuma gelmiyor ama